Arkadaşlar iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hüseyin Tok ile bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Katılım sağlayanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un hem eski durumunu, şampiyonluklarda yaşadığı o günlerdeki heyecanı, atmosferi hem de bugünkü durumuyla ilgili bazı sorularımız olacak. Umarım siz de aşağıdan yaptığınız yorumlarla birlikte yayınımıza destek verirsiniz. Bakayım ben buradan. Arkadaşlar, gelen tüm arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Burada takipçi sayımız az olduğu için fazla yani duyurmaya çalıştım ama duyurabildiğim kadarıyla, çünkü Hüseyin hocamın sadece Instagram sayfası var. O yüzden başka bir yerden yayın yapamadık. Şimdi istek gönderdim Hüseyin hocama. Bekliyorum. Şey olmadı. Heh, şimdi. Arkadaşlar siz istek göndermeyin. Ben şimdi Hüseyin hocama şey yaptım. Onu bekliyorum. Hüseyin hocamın sadece Instagram sayfası olduğu için buradan yapabiliyoruz canlı yayını. Yoksa Facebook'tan, ben de Facebook'tan yapmak istiyordum ama. Ben biraz Hüseyin hocamla ilgili bilgi vereyim tanımayanlar için. Şimdi Ilgaz Akata kardeşim, çocukluğum Trabzonspor kamplarında geçti demiştim bir ara. Şimdi Hüseyin hocam Trabzonspor'un 80-81'e kadar takımında yer aldı. 73'ten 80-81'e kadar 3 veya 4 tane şampiyonluk da var Hüseyin hoca. Yani o kadar önemli bir oyuncu. Gerçi sen orada 4-5 yaşlarında olduğun için hatırlayamayabilirsin. Ama Trabzonspor'un en önemli oyuncularından bir tanesi. O dönem şampiyon kadrodaki en önemli futbolcularından bir tanesi. Şimdi tekrar İstek yapayım. Hocamızı çağırıyoruz ama bekleniyor diyor şu an. 3 dakika önce konuştum. Tamam demişti ama şimdi ya internet problemi var. Bekliyoruz. Hüseyin hocam Yolspor'da başlamış futbola. Trabzon Yolspor. Daha öncesinde Çarşıbaşı'da oynamış amatör olarak. Sonra Yolspor'a geçmiş. Yolspor'dan Erzurumspor'a gidiyor. Erzurumspor'dan Trabzonspor'a geliyor yanılmıyorsam. 73'ten 80'e kadar. Oradan bir Giresun macerası var. 81 yılında da futbolu bırakıyor. 4 kez milli oluyor. Hüseyin, A milli oluyor Hüseyin hocam. Genç milli sayısını tam şey yapamıyorum. Bilemiyorum. Özellikle mesela ilk şampiyonlukta 1975-76 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
1-0 yendiğimiz maçların hepsinde golleri o atıyor. Yani çok önemli bir futbolcu. Tabii bizim çoğunluğumuz yetişemediğimiz için o dönemlere yani ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu sadece kitaplardan, internetten, farklı şeylerden görebiliyoruz. Yani okuyarak öğrenebiliyoruz. Tabii o zaman bunları yaşayanlar tabii efsanelerimizi bizden çok daha iyi tanıyor. Ya ben de bu konuda bir şey yapayım dedim. Önce Mehmet Cemil hocamla biliyorsunuz bir yayın gerçekleştirdik. Evet Ilgaz'cığım biz yetişemedik. Ama mesela Gökhan Şimşek Ali abi kafa golleri ve de 61. dakika golleri meşhurdu. 4 maç üst üste 61. dakika golü var. Hüseyin hocanın 61 Hüseyin diye de şey yapıyorlar, çağırıyorlar. Bekliyoruz hocamızı. İnternetinde bir sıkıntı var. Hala bekleniyor diyor. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyorum. 3-4 sefer istek yolladım ama dördüncü de şey oldu herhalde, Ben bir yetişebildiniz. sinyal geleceğini tahmin ederek bekledim sinyali ama sonra dedim belki gelmiştir, açınca gördüm isteğinizi. Anladım, anladım, anladım. Teşekkür ediyorum hocam. Böyle iyi mi? Programımıza katıl. Çok iyi, çok iyi hocam, çok iyi. Evet, tamam. Çok iyi. Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Şimdi Ben de sizleri hocam tanıyan var, tanımayan var. Sadece internet üstünden, işte eski gazetelerden okuyanlar, bilenler var. Ben de onlardan biriyim. Yani biz de sizleri hep işte kitaplardan, işte mesela Suna Yakın hocanın anlatımından, işte internette bulabildiğimiz videolardan tanıdık. Yani sizi direkt kendimiz izleme şansına erişemedik ama anlatılanlar çok güzel. O günlerde yaşananlar çok güzel. Trabzonspor efsanesinin oluşumunda çok önemli bir parçasınız. yani şöyle diyeyim ya tabii sizin ancak babanız belki de tanır yani. Ya o kadar işi geç. Şöyle hocam, rahmetli babamla baya bir Ya şeyiniz rahmet var. olsun. Şimdi biz de çarşı başalıyız ama biz Ha. 70 sene önce falan dedemler çıkmışlar. Biz Atapark'a gelmişiz. Babam da sizin gibi Karma Ortaokulu mezunu. 49 doğumlu babam. Benden 2 yaş şey 50 ben 52'liyim. 3 yaş benden büyük demek. Aha. Ben 52'liyim, evet. O da Karma Ortaokulu mezunu babam da O rahmetli. zaman Karma Ortaokulu'nun yani ilk mezunlarından biri olması lazım. Çünkü benden 200 sene önce açılmıştı. İlk mezunu olabilir babanız. Olabilir, olabilir hocam. O Evet. fotoğrafları var. O eski tarihi yapıda çok güzel fotoğrafları var. Vardı. Biz de Evet. şey yaptık, izliyorduk. Hocam, ilk sizin yol spor maceranızdan mı başlayalım? Çarşıbaşı'da oynadığınız amatör futboldan mı başlayalım? Nereden başlamak istersiniz? İlk başlangıç tabii ki Çarşıbaşı Spor'da başladık. Çarşı başında oynuyorduk. 12-13 yaşından itibaren çarşı başında siz bilmezsiniz eski halinde küçük sahalar, yarı toprak, yarı kum, mezba önü deriz. Orada 5'er 6'şer kişilik takımlar halinde. Bizim büyüklerimiz, abilerimiz oynardı. Bizleri de aralarına alırlardı. Yani ben oradan küçük olmama rağmen İlk tercih ettikleri kişi bendim orada. Büyük abilerimiz var, güzel maçlar olurdu. Dere öteye, dere berisi diye Çarşıbaşı Deresi'nin doğusuyla batısı arasında maç yani oradakilerden iki takım halinde maçlar yapardık.
Ben bu arkadaşlarım içerisinde, yani benimle yaştaş olanlar içerisinde bir farklılığım vardı yani. Onun için hep öncelikle beni alırlardı takıma. Oradan başladı diyebilirim. 67 yılında 15 yaşında Çarşıbaşı Spor kurulduğunda lisans çıkardık. 68 yılında 1968 yılında işte ikinci amatör kümede 68 ve 69 yıllarında iki kez grup birincisi olmamıza rağmen baraj maçlarını kaybettik ve birinci amatör kümeye çıkamadık. Ondan sonra benim işte Yolspor'a gitme bir maceram vardır. Bu biraz uzun hikaye. Trabzon'un en iyi takımı, amatör seviyedeki en iyi takımı Yolspor'du. Sebat profesyonel olmuştu. Trabzonspor vardı. Yolspor'da en düzenli bir takımdı. Şimdi benim vaktimiz var değil mi? Var var hocam, hiç sıkıntı yok. Sizin ne Şimdi kadar varsa bizim de var vaktimiz. Şöyle çarşı başı bu futbol biraz tesadüflere bağlı. Biraz da şansın olacak. Hem gittiğin takımın iyi olması lazım. Hem de çevre, imkanlar. Bu bakımdan futbolda çok önemli bir faktör bunlar. Ben mesela çarşı başında Trabzon'da ortaokulu bittik ama çarşı başında lise olmadığı için tekrar bir de bizim o zaman Petrovis'i açmıştık. Babamla açmışlardı. Ben ondan sonra liseye gittim bir müddet ama çarşı başında olmadığı için lise, ben Petrovic'in başındaydım. Yani istasyonda duruyordum. Hem top oynuyorduk hem bugünkü parkın olduğu yerde, merkezi olan yerde en son oraya gelmiştik. Orada oynuyorduk top. Şimdi ben çarşı başı iki sene ikinci amatör kümede grup birincisi olmamıza rağmen birinci amatör kümede çıkmadık. Bizi Trabzon'dan isteyen takımlar vardı. Ama o zamanlar ben çarşı başında Ali Kemal'le de beraber oynuyorduk yani. Ali Kemal bir sene önce gitmişti Yolspor'a. Ben bir sene sonra ben gittiğim takdirde diğer oyuncular da gitmek istiyorlar. O zamanlar kulübün rızası gerekiyor. Rızası gerek olmadan da olmuyor. Daim Karayolları'nda çalışıyorduk. Karayolları'nın takımıydı Yolspor. Çarşı başına gelip gidiyor işte beni almak için. Grup başkanından Ahmet Yüksek, Ahmet Onbaşı o zaman deriz, Allah rahmet eylesin. O da diyordu ki ben Hüseyin'i versek hepsi gitmek istiyor, takımı dağılacak falan gibi. Bu seyirde vermek istemiyor. Son günü, transferin son günü geldi. Babam da dayımın gelip gittiğini görüyor. Hayrola dedi. Sabri Aksu'dur kendisi ismi. İşte enişte dedi böyle böyle Hüseyin'i Trabzon Yolspor istiyor. Beni de Karayolları 10 Bölge Müdürü beni görevlendirdi bu konuda transferini yapmam için. Ben de gidi görüyorum ama Ahmet Onbaşı vermiyor diyor. Baban da bilmiyor ya. Yani o kadar da bize şeyi arka çıkmayan bir kişi. Yani futbol biraz göz yumuyordu ama yani böyle de arka çıkmazdı yani. Dedi benim oğlumun kıyası mudur? Yani nasıl olur? Yani niye benim oğlumu umuguman dedi. Verip benim gene umu şey yapıyor, karar veriyor gibi. Biz gece saat 10 gibi, yarın da sükun son gün şeyin, transferin son günü. Gece 10 gibi o zaman çarşı başında saat 10'da elektrikler sönüyor. Biz babam bir el feneri vardı böyle. Şey ya tabanca gibi bastığın zaman ucundan yanıyordu lambası. Deren kenarında ev vardı Ahmet Onbaşı'nın, rahmetlinin. Biz beraber gittik dayım, ben, babam. Gittik, gelin bakalım evine. Ne demek bu evi, niye vermiyor yani? Nasıl vermiyor falan gibi. Gittik tabii bu şeyi, babam elektriği yakınca, o zaman lambalar kesik. Elektriğe basınca böyle tabanca gibi Ahmet Onbaşı korktu. Böyle ellerini, Hasan Bey sakin ol, ne oldu, hayırdır, ne var? Ya sen bu dayısı deli gidi geliyor buraya ama sen vermiyor musun? Ya benim oğlumun kumandası sende midir? Ne demek vermiyorsun? Ne de bu diye falan gibi. Ya sen sakin ol falan gibi. O zaman babamın da hatırı geçen bir kişiydi çarşı başında. Yandaşın geldi bize bu şey, ilişkisiz kağıtını vererek biz o gün Yolspor'a Trabzon'a gittim. Trabzonspor'a gittim. Çünkü gitmeseydim babam beni daha çarşı başında oynatmayacaktı. Yani öyle bir şey olsa da oynatmayacaktı. Bizim futbol hayatımız orada bitecekti yani. Öyle Yolspor'a gidince o Yolspor'da çok iyi bir şey yaptık. İlk defa Yolspor Trabzon'a amatör kümesinde şampiyon olduk. Türkiye şampiyonasına gittik. Trabzon karmasıyla beraber Türkiye ikincisi olduk. Kendi sahamızda beraber kaldık iki kez. Şampiyonluğu kaybettik. Yani Türkiye amatör futbol şampiyonu olacaktık.
Ama o takımdan 5-6 kişi Trabzonspor'a geldi. Çok iyi bir takımımız vardı. Ben de çok goller attım. Tabii Sebat istiyor falan ama profesyonel yapmak istiyorlar onlar. O zaman da ben amatör kalmak istiyorum. O zaman profesyonellik bir öcü gibiydi böyle. Kimse profesyonele yaklaşmıyordu. Çünkü imza attığın zaman o kulübün emrine giriyorsun. Daha ondan o izin vermezse bir yere gidemiyorsun falan gibi. Biz de amatör kalacağız diyerekten anlaşamadık. Onlar da diyor ki bizim de Şey ama he. hocam yani parası çok iyi değildi o zaman yani anladığım kadarıyla yani Kesin, onu kesin. göze alıp şey yapmadığınıza göre parası çok iyi değilmiş Tabii anlaşılan. Sebat'ın zaten o zamanki parası falan yoktu ki. Ben de amatör şey yaparak karar vererek şey olmadım. Amatörde kaldınız. Amatörde kalmak istiyorum falan. Onlar dedi bizde 4 tane amatör var. 5. amatör olmuyor falan gibi. 4 tane amatör oynatabiliriz. Neyse ki Erzurum'dan geldiler. Trabzon'da santrfor arıyorlar falan, bir sol bek arıyorlar falan, sordular sağa sola işte bizi tanıyanlar bizi tavsiye ettiler. Bir de Selahattin diye arkadaşımız rahmetli, onu tavsiye ettiler. Biz neyse Erzurum'a gittim, yine amatör direttim, amatör kalarak anlaştık bir paraya. Fakat biz Erzurum'u hiç beğenmedik. Selahattin arkadaşımızla anlaşmamıza rağmen, yani sözde anlaştık, biraz şehri gezelim dedik falan. Ama Erzurum'u görünce toz duman içerisinde böyle yazın böyle tozlar yukarı doğru savruluyor falan gibi, biz burada duramayız dedik, bindik orada arabaya, velhasıl yani Erzurum'dan kaçtık. Trabzon'a geldik, biz orada yapamayız dedik falan. Sonra tekrar onlar Erzurumlar arkadan tekrar geldiler. Tekrar ısrar mısrar bizi alıp yine Erzurum'a getirdiler. Ben yine amatör olarak orada 25 bin liraya, o zamanki böyle 25 bin liraya amatör bir sene oynamak için anlaştık. Velhasıl ilk senesi Erzurumspor'da ikinci mi üçüncü mü ne oldu? Üçüncülük Erzurumspor. İkinci senesi Trabzon'dan diğer arkadaşlarımız da geldi. İlyas Akçay geldi. Volkan Canalioğlu geldi. Antrenör de Turgut Kafkas Trabzon'da. Onlar geldiler. İlk o zamanki şu andaki Cemal Gürses Stadı'nın açılış maçıydı. Fenerbahçe'yi açılışa davet ettiler. Didi'nin geldiği ilk senesiydi. 70-71 sezonu. 71 sezonunda 71-72 3-0 Fenerbahçe'yi stadın açılışında yendik. Ben 2 gol atmıştım. Yani hatta 18 yaşında, 19 yaşındaydım. 72 yılında. O sene Erzurum'da ağır kış şartları vardı. Yani -35'ler, 40'lara varan soğuklar oluyordu. Kışın maçları Erzurum'da oynamıyorduk. Kışın 4-5 ay dışarıda oynuyorduk. Sonra yaz geldiği zaman o maçları kendi sahamızda oynuyorduk. Bu şekilde ne mağlup şampiyon olduk Erzurumspor'da. Ben gol kralı oldum. Tabii bizi isteyenler amatörde olduğum için çok takım istiyor bizi. Ankaragücü'nden, Beşiktaş'tan, Boluspor'dan falan isteyenler oldu. Ama biz Trabzonspor'dan böyle geriye dönüş bir yani yerliye dönüş bir hareket başladı. Hep yerli futbolculara dönüşüldü. Beni de almak istediler. O zaman belediye başkanıydı. Suat Oyman başkandı. O zaman da yine bir dayımı diğer dayım da futbolcuydu. Onu görevlendirdiler. 15 gün geldi Erzurum'da kaldı. Maçların bitmesine 15 gün kalarak Erzurum'da kaldı. Bizi neyse al Trabzon'a geldik. Trabzon'da profesyonel olduk. Dilerim ilk profesyonelliği Trabzon'da olduk. 73 yılında. Ve ondan sonra Trabzonspor'da işte ilk yıldan itibaren şampiyonluklar arka arkaya geldi. İkincilikte başlayarak ligdeki şampiyonluklarla beraber 80 yılına kadar 4 lig şampiyonluğu, bir ikincilik şampiyonluğu, çeşitli cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kupaları, Türkiye Kupası gibi böyle dolu dolu bir dönem geçirdik. Hocam siz bayağı erken bırakmışsınız futbolu. Doğru. Yanılmıyorsam 28 yaşında falan. Neydi sebebi? Niye o kadar erken bıraktınız? Şimdi Trabzon'da gol atmaya başladığın zaman zaten bir kere diyeyim 30 yaşına geldim yaşlanıyorsun zaten. 30 Ha, yaşını o geçen dönem futbolcu böyleydi tabii. öyleydi yani. Her takımda 7-8 sene oynadın mı yeter bırak diyordular falan yani bu şekilde. Ne kadar daha oynayacaksın falan gibi diyordular. Yani öyle de bir durum var. Biz Trabzon'da şampiyon olduk.
Millet şampiyonluğa doymuştu yani böyle çok cazip son şampiyonlukta da çok cazipliği kalmamıştı yani bu yıl bu zamanlar sen düşün Trabzonspor'un bu yıl şampiyonluğunu düşün Trabzon'da yer yerinden oynar veya Türkiye'de ama o yıllar o şartlar öyleydi biz 6 yılda 4 kere 7, 8 yılda 6 kere şampiyon olduk. Biz de 5 yılda 4 benim olduğum dönemde yani 76'dan 80'e kadar 75'ten 80 yılına kadar 5 yılda 4 şampiyonluk var. Bir boşluk var. O da 77-78 sezonuydu herhalde. Ceza almıştık biz bir Avrupa Kupası maçında. Taraftarımızdan birisi hakeme vurmuştu. Ceza almıştık. Yoksa o yılda şampiyon olacaktı. Kupayı aldık ama o zaman şampiyon olanların yerine başka biri gitmiyordu. Yani bir puandan şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermiştik. Burada Fenerbahçe en son maçta yenmiştik. Tur atamamışlardı. Yani 5'te 5 yapacaktık o zaman. Ondan sonra bir sene daha olmuştu. 6'da 6 olacaktı. Ama ceza almamız bizi psikolojik olarak etkiledi. O yıl bir puan geride kaldık şeyde. Yani yoksa kendi sahamızda berabere kalmıştık. Biz gidemeyince başka takım da bizim için gidemiyor. O açıdan o şampiyonluğu kaybetmiştik. Şeye gelince şimdi her maçta gol atmak gibi biz bayağı mesela 75-76 yılında şampiyon olduğumuz sene ilk şampiyonluk çok önemliydi tabii. İlk defa bir Anadolu takım şampiyon oluyordu. Bu kimse inanmıyordu Trabzonspor'un şampiyon olabileceğini. Bir ara Eskişehirspor böyle bir hamle yapmıştı. Ama sonunda olamamıştı. Biz de öyle sonunda maç verir gibi yani bunlar getiremez falan gibi dedi. 75-76 yılında ilk şampiyonlukta ben orta saha oynuyorum. Şöyle santrafora başladım ben 2-3 sene oynadım. Necmi Felek de geldiği zaman beni Suat Hoca orta sahaya çekti. Ama orta sahada da çok başarılı oldum. Serbest oynadım. Bu serbestlik de kendi serbestliğim yani kendi kendime serbest bıraktım. Yoksa hocanın bir taktiksel bir durumu yoktu. 14 gol attım. Ne penaltı attım ne frikik de atmadım. 14 gol attım. Zaten 16 golden gol kralı. 16-17 golden gol kralı o dönemde 2 puanlık sistemde öyleydi. O maç şeyde 14 gol atarak büyük katkı yaptım ilk şampiyonluğa. Büyük maçlarda Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarında çok önemli, çok değerli goller attık. Biliyorsun atılan gollerde sonunda da bir şampiyonluk geldiği zaman çok daha değerli oluyor. Mesela bir gün konuşulduğu zaman şampiyon olduğun zaman çok daha değerli oluyor. Biz şampiyon olsak burada konuşma şansımız yoktu yani. Sizi şey yapıyorum yani. Hep öyledir yani bu zaten. Doğru, doğru, Bu doğru. gollerin değeri çok çok daha önemliydi. Bir de hocam şey o ilk 75-76'da siz herhalde o 1-0'lık maçlarda hem Fener'e hem Beşiktaş hem Galatasaray'a golleri Evet. siz atmışsınız Evet. herhalde. Yani Yani o çok maçlarda çok önemli. ben attım. Hem Ankara'da da hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık Kupası'nı oynadık. Hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe'ye 3 gol, Galatasaray'a 2 gol. Yani bütün golleri de oradaki bir senede 3 kupa almıştık. O maçta da bütün golleri de ben atmıştım. Yani Ankara'daki Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı maçlarında da golleri ben atmıştım. İkinci sene yine gol daha fazla o kadar atmadım ama 9-10 tane gol attık. Daha sonraki seneler bir askere gittim geldim 2-3 ay böyle bir boşluk oldu. Son senelerde son 80 yılına da 79-80 sezonunda oynamamaya hoca bizi kesti. Bizde de kabahat var. Onda da var. Kazandırmak istemiyor falan. Böyle şey yapınca ben bıraktım kendi başıma. Yani kızarak dedim ki ben bırakıyorum dedim. O şekilde de bıraktım yani. Yani Erken 28 yaşında yani evet 28 yaşında yani 28 tam. yaşında bıraktı. Şimdi sen gol attın, 2 maç gol atmasan, sen yaşlandın. Evet, sağ soldan laflar duyuyor. Sen de diyorsun herhalde hakikaten yaşandık mı biz? Ne böyle psikolojik olarak etkilendik yani. Bizim herkes etkilenirdi. Yani yerine de bir adam buldukları zaman, oyuncu buldukları zaman sana da fazla o zamanki şartlarda hocalar öyle üzerine düşmez etmez yani. Düşmezler etmezler. Yerine adam buldu tamam sana öyle vefa mefa yok yani. O dönemlerde oynayan oynar oynamayan oynamaz gibi. Demek ki hocam o zaman da Ben de ayrılmak zorunda kaldım. bizim seyircimiz o zaman da çok futbolcu beğenmiyormuş demek ki. Yani Şöyle, şu anda beğenmiyor ama sizin gibi o evet. kadar şampiyon olmuş bir kadroyu da beğenmemeleri gerçekten enteresan yani. Yani şöyle, biz hep halkın içindeydik zaten, hep Trabzonluyduk, hep halkın içinde.
İşte Farız'da, Sotka'da, meydanda, orada burada herkes bizi her zaman görüyordu yani. Onun için bizim bir öyle halktan kopukluğumuz yoktu. Hep antrenmanlara da gelip seyredebiliyordular. Zaten antrenmanlar yollarda, izlerde koşuyorduk. Nerede boş yer bulsak orada oynuyorduk. İdman yapıyorduk. Çok ilkel şartlarda idmanları yapıyorduk. Yani o dönemlerde çalışma imkanlarımız biraz iyi olsaydı, yani çalışma sahamız olsaydı çok daha başarılar yakalayabilirdik. Hocam o yaşta size mesela İstanbul'dan falan bir teklif olmadı mı? Bırakacağınızı duydukları zaman. Ya şey ben İstanbul'dan olmadı. Şöyle hani ben bıraktığımı falan kimse de fark etmedi o zamanlar. Bazı arkadaşlar dedik ya senin bıraktığını yani böyle ayrıldığını duysak şu takım bu takım ismini vermeyeyim. Bu takımları seni alırdık malırdık ama sen de kimseye haber vermedin etmedin gibi laflar ettiler bize. Hakikaten ben de kimseye bir şey söylemedim. O şekilde ayrıldık. Yani sorun değil. Biz Trabzonspor'da az da 6-7 yıl oynadım. 7 yılda her şeye doyduk yani. Bütün başarılara kazandık. Onun açısından hiçbir o konuda bir şeyim yok yani. Bir arkaya dönüp baktığımda pişmanlığım falan ya da özendiğim bir şey yok yani. Biz her başarıya doyduk, alıştık yani. Hocam Mehmet Cemil hocamla da konuşurken şöyle bir mevzu olmuştu. Yani ilk başlarda yani sezon başladığında 75-76'da hani böyle bir ilk başlarda şampiyonluk hedefleyerek başlamamıştık dedi. Daha sonradan yani haftalar ilerledikçe şampiyonluğa inanmaya başladık. Ve öyle bir durum geldi ki hani biz şampiyon olabiliriz dedik. Yani belli Fener maçlarından sonra şey işte Galatasaray, Beşiktaş bunları yendiğimizde bunlar artık şampiyon da olabiliriz gibi düşünmeye başladık demişti Mehmet Cemil hocam. Bizim şampiyonluk evet doğru. Bizim şampiyonluk tek yani olabileceğimiz şöyle liglerin 7-8 maç kalmıştı bitmesine. Biz İzmir'de 6 ile Fenerbahçe bizden 3 puan önde. Biz 6 ile İzmir'de oynuyoruz. Fenerbahçe'de Adana Demirspor'la Adana'da oynuyor. Onlar bizden daha bir saat önce başladılar maçlara. İzmir ve Adana dolayısıyla. Onlar biz sahaya çıkmadan evvel Fenerbahçe'nin devreyi 2-0 önde bitirdiğini söylediler bize. Biz de ondan sonraki hafta Fenerbahçe bize gelecekti. Onun için biz de onları takip ediyorduk. Biz çıktık Altay'ı neyse Altay'ı 2-0 yendik. İçeri girdik dediler ki devrede biz Altay'ı 1-0 ya 0-0 devreye girdik. İçeri girdik. Devresinde onlar maçı bitmiş Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin 3-2 yenildiğini söylediler. Biz inanamadık, şaşırdık. Yani 2-0 öndeyken 3-2 Adana Demirspor'a yeniliyor. Biz yenersek bir puan kalıyor arada. Bu sefer biz o moralle beraber Altay'ı 2-0 yendik. Trabzon'a geldiler. 60. dakikada ben atmıştım golü. 1-0 yenerek biz bu sefer bir puan öne geçtik. Ve ondan sonra hiç puan kaybetmedik. 5-6 maç sonra hiç puan kaybetmeyerek 3-4 puan farkla o yıl ilk yıl şampiyon olduk. Tabii o yıl biraz tesadüf biraz şey dedi ama ikinci yıl bu sefer yani 76-77 yılında hakikaten ezerek yani hepsine fark atarak şampiyon olduk. Yani o zamanlar bizim kendi sahamızda 15 maçın 16 takım oynuyordu. 15 maçın 15'ini alıyordum bir kere. 30 puan garanti. Dışarıda bazı maçları yeniyordum. Bazılarını berabere kalıyordum. Yenilmemiz zaten gol yememiz çok zordu yani. Çok az gol yerdik. Dışarıdaki maçlarda beraberlik ve galibiyetleri alarak 47-48 puandan beraber 45 puandan beraber o dönemde 2 puanlık sistemde şampiyon oluyorduk. Hocam şu an mesela özellikle bizim Trabzonspor camiası olarak hakemlerden yana çok dertliyiz bugünlerde. O zaman Evet. hakem yönetimleri nasıldı? Yani siz hakemi de mi yeniyordunuz? Yani nasıl bu takımları yeniyorduk? Yani nasıl şampiyon oluyorduk? Bir kere şampiyonluktan sonra hakikaten dediğin gibi yani hakemleri de yeniyorduk. İlk yıllar biraz hakkımızı yendi mesela aynı bu Fenerbahçe maçları gibi burada bize iki maç hem kupada hem ligde ilk lige çıktığımız zaman 74 senesinde 74-75 sezonda lige çıktığımız sene 9. olmuştuk ama kupada da finale kadar gelmiştik. Finalde Beşiktaş'a kaybetmiştik. O maçlarda Çarşamba pazar günü Çarşamba kupa oynadık. Pazar günü de lig maçı oynadık burada Fenerbahçe ile İstanbul'da. İkisinde de
Hakem birer sıfır birinde bir bir kaldık, diğerini bir sıfır yendik. İkisinde bize penaltı verdi. Bize göre haksızdı yani bunlar. Şimdi onları daha sonra lige çıktıktan sonra artık bizim hakkımızı kimse yemedi. O zaman Federasyon Başkanı da Hasan Polat'tı bizim ilk yıllarda. Hasan Polat Trabzonlu eski futbolcuydu. Ankara'da çok saygın bir insandı. Yani çok da bizim maçlara çok önemli hakemler gelirdiler. Yani hakkımızı yedirtmedik yani. Yense bile biz telafi ettik, goller attık yani. Onun için yani karşı takım bizi o zamanki kişiler bilirler yani bizim kaleye gelemezdiler. Çünkü eziyorduk bunları. Onların hakemlerin de yapacak bir şeysi yoktu. Eze eze yeniyorduk. Galibiyeti hakemde bir şey yapacak hali yok yani. Öyle kafa kafaya giderse bir tarafı bir tarafa yendirebilir. Ama sen o takımı eziyorsun, üstünlük sağlıyorsun 90 dakika boyunca. Onların da yapacak bir şeysi yoktu. Hocam, şimdi gene bugün günümüzde şöyle bir algı oluşmaya başladı. Yani Trabzonspor olarak bizi şampiyon yapmazlar deniyor. Ben çok inanmıyorum da yani şimdi tamam mutlaka Futbol Federasyonu olsun, Merkez Hakem Komitesi'nde olsun farklı güçlerin etkisi oluyor futbolun üstüne. Mesela yayıncı kuruluş hepsinin bir etkisi var ama hani bizi şampiyon yapmazlar gibi bir algıyla oynamanın doğru olduğuna inanıyor musunuz siz? Yani ben şahsen inanmıyorum Şimdi da. federasyonlar hep İstanbul. Bizim dönemimizde şu vardı. Basın önemliydi. Böyle yayın, naklen yayınları falan TRT yayınlıyordu ama böyle detaylı değil tabii. Uzaktan çekimler, tekrarı yok. Bilmem yavaşlatılmışı yok gibi. Uzaktan çekimde zorla görüyordum topu yani. Topu başka tribünleri gösterirken buradan aşağıda gol olmuş. Sonra golü topu ağlarda gösterirdiler falan yani. Bir tane kameradan çekerdiler. Şartlar çok kötü. O görüntüler bile şu anda bizim elimizde yok. Yani bizim şampiyon Anladım. olduğumuz dönemde o görüntülerden bir tane elimizde yok. Hepsi kayboldu TRT'de. Şimdi şampiyonlukta şimdi İstanbul takımlarından yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'tan beraber kaldığın zaman seni hırpalıyorlar. Şimdi bugün maçta görüyorum bu Abdülkadir Bitiken'i. Şimdi Kasımpaşa maçında seni okşuyor. Ama geldik geçen maç Kemal Uğurlu'ydu o. Yaşar Yaşar Kemal Kemal Uğurlu. Uğurlu. Nasıl orada seni yendirdi yani. Oradaki şeyin Vakame'nin ben maçtaydım çünkü maça gitmiştim ben. Maçtaydım. Uzak kaldı pozisyona. Vakame'nin 44. dakikada pozisyonuna. En yancılık yaptı. Tık çaldı. Ne? Hemen İşte çaldı kaldı. işte. Çaldı. Çaldı. Bakarsın gol atar, bir şey atar. Oradan işte kalayım. Aslında gol olsa bile vardan dönebilir yani. Vara gideceksin. Golden sonra var inceleniyor. Orada dönebilir. Bak için yani zihinsel olarak beyin altına yerleşmiş. Şeye dirsek vuruyorlar. Bugün hep gördük herkes hemen sarı kartlar uçtu havada Fener maçında biraz önce. Neler yapıyor? Hepsi kartlar. Orada vuruyor. Bekasıza vuruyor. Bağırmadığı için, yerde kıvranmadığı için ona bir şey yok. Yani sen kötü olabilirsin. Yani Fenerbahçe'de hakem adaletli olacak. Kararları verecek. Bu iyi oynadım, kötü oynadım. Bunu ona kalmış değil. Veya başkasına bir kalmış değil. Sen kötü oynadın da hakem sana penaltını vermiyor. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yani bu İstanbul'da bu federasyon olduğu sürece onun başına tayinlen yani ismarlama insanlar futbol hiç görmemişler. Futbol topunu hiç görmemiş, ayağa vurmamış insanları oraya yukarıdan doğru emirle getirirsen onlar da seni oraya kim getirirse ona çalışıyorlar. Çalışırlar. Bu kesin yani. Burada şey yok. Yani burada isim vermeyelim ama şu anda bizim 96 yılında ben Şenol Hoca'nın yardımcısıydım Trabzon'da. O yılda biliyorsunuz Fenerbahçe'yle beraber mücadele ettik. 82 puan ya. Evet. 82 puan yaptık. Orada kaybetmiştik. O da maçlarda neler olduğunu şeyin futbolcunun kafasını Evet. yalandan yere bağladıklarını, ortamı gerdiklerini yani hakemlerin daha sonraki maçlarda, ondan sonraki maçlarda neler yaptıklarını rakibimize ne avantajlar sağladıklarını Antalya'da olsun, diğer maçlarda olsun. Ya diğer maçı Van'ın maçını bir evvelki maça alıyor ki kendi maçı orada gidecek. Oradan onlar düşmek olmasın diye çok filmler dönüyor burada. Çok şeyler yapıyordular. Yani bizden olduğu zaman büyükler bizi maalesef ekarte ettiler yani.
Bu en az 3-4 defa bu son yıllarda olmuştur. O açıdan lobilerin çok kuvvetli olması lazım. Biz maalesef o lobimiz yok. Onlar 4-3 büyük takımdan sonra kalırsa bize kalıyor işte. Önce onlar. Onlar tercih ediliyor. Hocam ne yapabiliriz o zaman? Yani şampiyon olmak için ne yapabiliriz? Sizin bir Ya şimdi şeyiniz var mı? Bir düşünceniz var mı? şampiyon olmak önemli ama benim düşüncem şimdi Fenerbahçe bu yıl yaptığı transferleri gördünüz mü buradan? 3 takım çıkarır. 2 takım ligde şampiyon olacak bir kadrosu var. Yani bu kadar yapıyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Hani finansal fair play vardı, şey vardı. Nasıl yapıyorlar? Hepsini kitabına uyduruyorlar. Bu Fenerbahçe'nin limitinin 10 katını aştı bunlar. Ne yapıyorlar? Açıktan para veriyorlar. Bunları resmiyete bildirmiyorlar. Mesut'a 3 milyon euro vermiş. Adam 20 milyon euro pound alıyor şeyden. Chelsea'den de 3 Arsenal. milyona Fenerbahçe'ye geliyor. Onun dedikleri gibi yani dedi ya heykelin değil tam boydan boya stadın ortasına koymaları lazım. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu yani? Hep takım değil. Böyle bir şey olur mu? Nerede? Birisi istedi diye gene onlar 16'ya çıkardılar yabancı hakkını. Türk futbolunun anasını bellediler ya. Takım 21 takıma çıkardılar. Böyle siyaseti bu işin içinde olduktan sonra bizim ilerleme şansımız yok maalesef. Yok. Aynı sıkıntılı durumlar oluştu dediğiniz gibi hocam. Yani Arsenal'den dediğiniz gibi Mesut 20 milyon euro veya pound civarı bir para alıyordu. Burada 3 Evet. milyon. Yani şimdi Gel geldi. Fedakarlık yaptı. Fedakarlık yaptı. Türkiye'de işte kağıda Evet. uydurdum mu hocam? Evet. Kimse denetlemiyor ama herkes de biliyor bunun farklı şekilde olduğunu yani. Ya, Ama kağıt üstünde oldu mu tamam diyorlar. Tamam biz bunu denetlememize gerek yok. Böyle Elif Elmas'ı Napoli'ye verdi. Napoli'nin hocası diyor ki biz bedava aldık diyor. Sorun yok. Bunlar kısa 17 milyon euroya satmışlar onları. Onlar diyor ki bizi oynasın. Bizi nasıl bedava aldık bu futbolcuyu diye. Yani fark etmez diyor. Oynasın olur, oynasın olur diyor. Yani bu maalesef Türkiye'nin durumunu görüyor musunuz? aynen hocam ya Türkiye'de işte kitabına uydurdum mu tamam oluyor yani Yani çok unutun ama bu çok yanlış. güvensizlik. Güvensizlik tam yani ne olursa olsun hakemler de böyle. Doğru da yapsalar her işin altından bir şey aranıyor. Ama bu yapılanlar da ortadadır. Normalde de aramakta yani insanlarımız haklılar yani hak vermek elde değil. Yani şu bir iki verdiğimiz misalden dolayı da insanların böyle şüpheyle her şeye bakmaları gayet doğal. Trabzonspor'un şu anki durumu için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani nasıl gidiyor sizce Bence Trabzonspor? Başarılı evet. mı? İlerisi için ümit veriyor mu? Yani bu sene olur, sonraki seneler için bir ümit veriyor mu? Yani kadro oluşumu olarak. Bakın şimdi biz de geçen yıl gene Başakşehir'e kaybettik. Burada kaybetmemiz bizim kendi hatamızdandı. Yani beklenen oyunu bir türlü oynayamadık. Kendi sahamızda çok puanlar verdik. Taşıyamadık yani. Ağır ağır geldi bu stres üzerimize. Ama bu yıl sezon başında bu yabancı hocayla başladık. Çok kötü gittik. Yani 6 puan 7 puanımız vardı. Herkes endişeyle lige ne olacak ne gidecek. Böyle büyük takımların da kötü gitmesi daha toparlayamaz gibi düşünce de vardı. Ama Abdullah Avcı geldi. Trabzonspor'un teşhisini koydu. Tedavisine başladı. Ve çok iyi gitti. Takım savunması çok zayıftı Trabzonspor'da. Gelen giden orta sahaya da cirit atıyordu. Çok pozisyon veriyordu Trabzonspor. Ama bunu ilk başta en öncelikle buna el atarak bu işi çözmeye çalıştı. Yavaş yavaş kötü oynadığı maçlarda bile maçları 1-0 kazandı. Yani ben pozisyon vermeyeyim, gol yemeyeyim ama ben bir gol atarım düşüncesiyle bugünlere gelindi. Bana göre Trabzonspor'un 16. 17.'den buralara girmesi çok büyük başarıdır. Şimdi herkes şampiyonluk istiyor. Ben onun için diyorum Trabzonspor ilk dörtte olsun, yarışmacı olsun ama havlu atmasın erkenden lige. Devam etsin, oynasın. Bu heyecanı millet yaşasın. Ama şampiyon olsak çok daha iyi olur ama dediğim gibi bu şartlar baya baya zor. Yani çok güçlü olmak lazım. Şu anda takımımızın sağ beki sol bekinde problem var. Açık oynuyorlar. Açıkta Ekuban sağ açık oynuyor. Orada sıkıntı var. Alternatif oyuncumuz yok açıklarda. Şimdi Trabzonspor'un bu yılki durumu bana göre çok iyi. Futbolcu kaybetmezse gelecek sene Abdullah Avcı'nın inanıyorum ki planladığı futbolcular vardır. Bir
kenar oyuncusu, bir sağ bek sol bek oyuncusu aldığımız takdirde gelecek yıl gene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri biz oluruz. Biraz takımımızın da rekabet yapacak alternatifli kulübemizin de biraz zengin olması lazım. Bu açıdan bunları şimdi devre arasında önce geldi. Bunu yapma imkanı olmadı. 3 devre arasında 3 tane futbolcu alabildi. Onlar da katkı veriyorlar. Hem Bakatesas veriyor hem de Berat veriyor. Bunlar katkıları veriyor. Yunus'un da umarım ki ileriki maçlarda daha çok katkı yapacaktır. Bizde tabii Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması o büyük kayıp. Çünkü hem açık oynuyordu hem forvet arkası oynuyordu. Hem sağ açık hem sol açık bir mevkinde oynuyordu. Adam mesafe kat eden, adam eksilten bir yapısı vardı. Şu andaki en büyük noksanlığımız forvetimizin adam eksiltememesidir. Bir de çok top kaybı yapması, bir de çok basit top kayıpları yapması. O en büyük noksanlığımız şu anda bu görülüyor. Hocam forvetimiz canlı ama sanki kanat forvetmiş gibi. Yani tam bir forvet gibi değil. Afobe biraz daha forvet gibi ama o da tam kendini gösteremedi. Ne düşünüyorsunuz ikisi hakkında? Yani santrof, evet, sezon başında daha kötüydüler. Daha sonradan Onione'ye bir gol attı falan ama bugün de gördük ki çok top kaybı var. Bizim istediğimiz santrofor tipi değil. Biraz teknik oynuyor, çok açıklara giriyor gidiyor. Ama bizim istediğimiz santrofor mevkisi gole yakın olacak. Stoperlerden başa başa oynayacak, hava toplarına çıkacak. Bir tane kafa golü atmadık yani. Bizim Trabzonspor'un şampiyonu bizim dönemlerde hep kafa gollerimizden çok meşhurduk. Hem ben atardım, hem Necmi atardı. Benden sonra Tuncay geldi, diğer Cengiz geldi, diğer oyuncular geldi. Levent vardı falan. Bizden sonra da hep kafa, yani sağ açık sol açık keser, santrafor vurur veya arkadan gelen oyuncu kafayla vurur. Yani en çok böyle goller atardık yani. Ama şu anda hiçbir sıfıra gitti kafayla çıkıp vurup böyle göstere göstere vurup atan bir golcümüz yok. O meziyeti yok onun. Biraz narin oyuncu. Biraz toplam fazla oynamaya çalışıyor. Ama şu anda da elde mevcut onlar var. Ekuban bana göre oynamaz ama yani açık oynamaz en azından. Bugün çok zor top kazanılıyor. Çok basit şekilde veriliyor. Bunlar futbolda olmaması lazım. Yani bunlar noksanlarımız. Savunmada iki bekimiz oyuna fazla katkı yapamıyor. İlk yarıda İki orta sahanın ortasında oynayan Abdülkadir Barmak ile Berat çok savunmanın içinde kaldılar. Çıkamadılar dışarı. İkinci yarı biraz daha çıktılar. Çok pozisyon buldu Trabzonspor bir gün Kasımpaşa maçında. Yani böyle noksanlıklar var. Bunları hoca da görüyor. Yani şimdi dördüncü pozisyondayız. Şampiyon olmak için bütün taraftarlar yoğun bir isteği var. Ama öyle oradan 16.'lıktan 17.'lıktan buraya gelmek de çok büyük başarıydı. Neler sezon başı düşünürken şimdi şampiyonluktan düşünüyoruz yani. Hani olalım ama öyle kolay değil. Önünde 3 tane takım var. Çok büyük yatırımlar yapan 3 tane takım var. Ama bu sezon baktığımız zaman bütün takımlar puan kaybedecek. Yani bugün Fenerbahçe kaçırdı, kaybetti, Galatasaray kaybetti. Beşiktaş'ta kaybedecek. Daha 13 tane daha maç var. Çok maç. Onun için her maçı birebir kazanarak 3 puan haline yazdırmak lazım. Çünkü sen arkadan geliyorsun. Hiç belli olmaz. Bu açıdan Trabzonspor'da her maçı kazanmak için 3 puan için oynayacak. Öndekiler kaybederse sen avantajlı olasın. Ama kaybetmişse yapacak bir şey yok. Zaten geridesin. Yusuf Tamtürk şey sormuş. Kıbrıs'ta Barış Kupası'nda oynamış mıydı hocamız? Yusuf kim? Yusuf Tamtürk bizim takipçilerden. Barış Kupası'nda yok. Bizim takımda mı? Evet evet, oynamış mıydınız siz? Yok, Kıbrıs, ben oynamadım. Ben orada gollerde O soruyor hocam. Yanlış anlattım herhalde. Kendisi size Yusuf Tamtürk soruyor şu an. Alttan evet. Ben okuyabiliyorum. Kıbrıs Barış Kupası'nda oynamış mı diye soruyor. Ben küçük yazıları okuyamıyorum. Tabii oynadım. Girne'deki Galatasaray'ı yendiğimiz maçta golü ben atmıştım. Öyle mi hocam? Tabii. Bir de Beşiktaş'ta yendik. O maçlar bizim için çok önemliydi. Barış Hareketi'ne 6 ay geçmişti aradan. Askeri nakliye uçağından beraber 74-75 sezonunda 74'ün Ocak ayındaydı. Takımlarla beraber nakliye uçağından Kıbrıs'a girdik. Kıbrıs Barış Kupası oynadık. Orada biz iki takım da yenince
biz bu işi hallederiz dedik artık. Bunları gözümüzde büyütüyorduk, İstanbul, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ı. Orada bizim için çok büyük özgüven kazandık. Kıbrıs'ta Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanmak, Trabzonspor'a iyi ki gitmişiz, bize çok büyük özgüven kazandırmıştır. Orada her iki takımı da yenerek de bu Barış Kupası'nı ilk defa biz almışızdır. Gökhan Şimşekel şey demiş hocam, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sahasının açılışına Fener davet edilmişti ama gelmedi Fener gibi bir şey demiş ama bilmiyorum, öyle bir bilgi var mı sizde? Yok. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir garavalların dediğimizin altında bir sahası vardı. Bir de kendi yukarıda sahası vardı, bir çim saha. Ara sıra biz de oraya kaçamak gidiyorduk, orada itma yapmak için. Yani o saha için Fenerbahçe'nin geleceğini zannetmiyorum. Yani öyle açılışına geleceğini zannetmiyorum. Ben hiç duymadım. Anladım hocam. Serkan Ergenç şey sormuş hocam. Şevki Genç Osmanoğlu'nu tanıyor mu hocam? Tamam, evet, oynadılar tanıyorum. Beraber. Ben oynamadım. Benden önce oynadı Şevki abi. Çok iyi görüşüyoruz. Çok sevdiğim bir abimdir. İstanbul'da zaman zaman görüşüyoruz. O bizden Trabzonspor'un ilk kuruluşunda oynadılar. Kaptanlık yaptı. Kırmızı beyaz renklerinin olduğu zaman Şevki abi kaptandı. Ondan sonra sene İtman Hoca'nın katılmasıyla 1968'de bordo mavi olduk. Ama işte o zaman Trabzonspor aslında 67'de kuruldu ama 68 diye geçiyor. Çünkü bordo mavi olarak 68'de devam ettiği için 68 deniyor. Arkadaşlardan işte o dönem şey varmış, hocamız en az 8 sene daha oynarmış falan diyorlar. Bugün olsa oynardınız herhalde hocam. Şimdi bizim o takımımız çok iyi bir takımdı. Yani o zaman yaptığımız işi farkında değildik. Yani biz ne yaptık? Yani böyle şimdi normal zannediyorduk. Ama şimdi bakıyorsun ki biz hakikaten çok iyi, kötü bir şartlarda iyi bir takımdık yani. Takımda zaten 5-6 tane futbolcumuz milli takıma gidiyorduk o dönemlerde. İşte Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil. Ya bunları herkes sayardı böyle. Ali Kemal, Necmi Hüseyin, Ahmet gibi bu takımda yani her dönemde 4-5 kişi, 6 kişi milli takıma gidiyorduk. Bir ara milli takımda en çok oyuncu Rusya'da oynadık şeyde, İzmir'de. Rusya zaman dağılmamıştı. Dinamo Kiev temsil ediyordu. Yani en çok futbol Dinamo Kiev'de vardı Rus milli takımda. Bizden de İzmir'de oynadık. 1-0 yendik onları. Bizde de Trabzonspor'da 6 tane oyuncu vardı. Yani o zaman Dinamo Kiev Rusya'da takımın genelini oluşturuyordu. Türkiye'de de Trabzonspor oluşturuyordu milli takımın bünyesini. Hocam demek ki şey çok önemli. Mesela 95-96'da da biz tamam şampiyon olamadık ama bizim milli takımda 7 tane futbolcumuz vardı. Ben aynı, hatırlıyorum. Aynı. 7 tane futbolcumuz vardı. Yani demek ki çok önemli hocam. Yani şampiyon olamasan dahi o milli takımın iskeletini oluşturmak, yani bundan sonraki seneler için o kadro tutulabilirse başarı için önemli bir kriter diye düşünüyorum ben. İşte bizim yaptığımız hata o. 95-96 dediğinden ben o zaman Şenol Güneş'in yardımcısıydım. 4 yıl boyunca yardımcılığını yaptık. Turgay Hoca, ben, Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştık. Dediğiniz gibi o yılda da 5-6 tane 95-96'da, hatta 93'ten başlayarak kendini geliştiren futbolcular oldu bize. Çoğunlukla hep yerli futbolculardı. Hakikaten yani bizim ilk iyi takım dediğimiz zaman 75, 76, 77 takımını, ondan sonra da ben 95-96 takımı gelir. Yani kalite yönünden çok kaliteli. Hamilerin, Şotalar'ın, işte Ünal'ın, Abdullah'ın, o günün olduğu takım gerçekten şahane bir takımdı. Biz orada ondan sonra şampiyon olamadık diye çok eleştirildi. Çok yerden yere vuruldu. Teknik heyet olsun, yönetim kurulu olsun, darmadağın olduk. Yoksa o takım, yani taraftar öyle şey yapmasaydı, çok agresif davranmasaydı, o takımın geleceği, bu sene olmadık, bir dahaki sene olunurdu yani. Çünkü bir iki takviye yapmadı. O zaman kalecimiz biraz zayıftı. Orta sahaya bir kişi aldığı zaman o takım zaten gelecek sene şampiyon olabilirdi ama o kadar eleştiri oldu ki Trabzon'da yenildik Fenerbahçe'ye diye maçı şampiyonluğu kaybettik. O taraftara çok büyük dokundu. O açıdan tahribatı büyük oldu. Yönetim istifa etti. Hoca istifa, bizler istifa ayrıldık falan derken ondan sonra maceracılar geldi Trabzonspor'a. Daha 2010'a kadar çok kötü bir devre o dönem geçirildi yani. Hocam o dönemde bir şey vardı ya, ben şimdi aklıma geldi. Gürcü bir futbolcu vardı. King Lasse miydi? Yok. Birisi düşünülüyordu. Cemal Urumi'ydi.
Cemal Rüy geldi de King Lance düşünülüyordu. Ama o zaman o İngiltere'de oynuyordu. Shota Archil, Cemal Rüy vardı. Bir arada şeyler geldi. Nemzatse geldi. Nemzatse vardı. Kaçarova vardı. Kaçarova vardı. Bir şey yok. Ama onlar öyle az bir oynadılar. Onlar şey, ama Shota olsun, Nemzatse olsun. Onlar çok kaliteli oyunculardı. Shota çok iyi futbolcuydu. Kaçavara şey değil ama o Aston Villa maçında yani İngiltere'deki vuran, pasa, evet. Pası veren oradan yatarak şey vurdu. Pas oldu şeye. Küçük orana oldu. O da golü atmıştı orada. Hocam size bir de 61 Hüseyin lakabı takılmış. O zaman siz kaç sefer 61. dakikada attınız gol? Şimdi şöyle, ilk şampiyon olduğumuz yıl aralıklı 5-6 maç 60 zaman 60-61 yani. O zaman dakikalar mesela 59 saniye gösterdiği zaman 60 deniyor şimdi. O zamanlar yok. 60'a girince 60. dakika, 61. dakikaya girince 61. dakika denirdi. Yani üst üste 4 tane maç öyle denk gelmişti. 1-2 tane de daha ondan sonra yani 5-6 maç 60 ve 61. dakikalara denk geldi. Ben tabii bilemiyordum ya, tesadüf ediyordu. Dışarı çıktığım zaman bana söylüyordu ki 61. dakikada gol attım falan diye. Ya gol olsun da 60'ta olsun 70'te olsun fark etmez, bize öyle düşünüyorduk. Ama bu tabii sonradan bu hele bilhassa Trabzon dışında İstanbul'da falan çok önemli oldu. Bu 61 şeyin diyerekten tabii dediğim gibi sonunda şampiyonlukta gelince goller atınca bunlar unutulmuyor yani. Bunlar bayağı önemli anılar kalıyor. Hocam şeyle Şenol Hoca ile olsun, bu sizin sohbetler oluyor işte Sunay yakında, onları çok takip ediyoruz. Siz Sotka'dan mı tanışıyorsunuz Sunay yakında falan, veya o biraz küçük sizden ama o mu? Evet. Nasıl bir iletişim? Şimdi şöyle var aranızda? Sunay abisi Kutay bir yaş büyüktür. Onlar inşaatçılık yapıyorlar. Bizim mahallede inşaatçılık başlamışlardı. Ben İstanbul'da Erenköy'de duruyorum. Orada yakın bir yerde yaptılar. Orada tanıştık çocuk onlarla beraber. Onlar bizi tanıyordu ama biz tanımıyorduk. Sonra bu epeyce ilerledi şeyimiz, dostluğumuz. Babası çok iyi bir abimiz oldu. Trabzon'u her senemde yanına gittiğim zaman Trabzon'dan bahseder. Trabzon'un iyi bir esnaflarındandı. Hep oradan devamlı konuşurduk. Bir hafta gitmesem evine, bir evlerimize yakın. Oyuncak müzesi falan Erenköy'de yakınız burada. Yürüme mesafesindeyiz. Sunay'da hep bizden beraber. Sunay'da zaten bazı maçlar yapıyorduk. Sunay'da kaleye geçiyordu. Zaten kaleciydi Sunay. Bizim bu Göztepe'de halı sahalar vardı falan. Sunay'da oraya gelir. İşte Şenol Hoca da yakın bize. Çoğu zaman beraber rastlaştığımız evinde Sunay'la beraber iyi bir onun yaptığı, Sunay'ın açılışları yaptığı şeyler, paradüler, konuşmalar falan, onlara çok davet etti. Bizi gideriz. Hatta ben ailece çok iyi görüştüğümüz, babasıyla dostum, rahmet olsun ruhuna, Tuncay abi. Ondan Kutay öyle, kendisi Sunay öyle. Çok çok severiz ve her zaman da bir araya girebiliriz, geliyoruz yani. Evet. Yani Trabzon'un çok önemli bir değeri Sunay yakında. Ben bu şeyle, bu fırsatla onun da adını geçirmiş olduk burada. Yani çok önemli. O sizin dediğiniz kitapta var. Ben okudum onu. Bir numara kalecilerle ilgili anlatmış oldu. Kendisinde kaleci olması. Orada bayağı bir kaleciyle ilgili olsun, futbolda değişik enstantaneler falan, onlarla ilgili verilen bilgiler var. Çok güzel bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. O şimdi söyleşilerinde yapıyor ya, büyük yerlerde, salonlarda falan yaptığı şeylerde. Ben de gittiğim zaman beni her zaman ayağa kaldırır. Ben mahcup oldum, utanırım seyirci içinde. Bunu tanıyor musunuz der, beni şey yapar, anons eder. Kimdir? Bu Türkiye'deki futbol devrimini yaratan kişidir. Nasıl? 1976 yılında Trabzon'da Fenerbahçe'yi 1-0 gole atarak ilk defa Anadolu devrimi yapmıştır. Şampiyonluğu Anadolu'ya getiren kişidir diyerekten beni anons ediyor. Ben tabii mahcup, utanırım aşağılara falan. Bu beni tabii herkes alkışlıyor falan. Yani o devrim yapma işini Sunay çıkarmıştır. Yani bu bir devrimdir diyerekten. Yani İstanbul'dan şampiyonluğun ilk defa Anadolu'ya gidişini sen abi, senin attığın gollerle
gitmiştir. Bilhassa son Fenerbahçe'ye attığın o gol şampiyonluğu getirdiği için bu bir devrimdir diyerekten onu her zaman söyleşilerinde milletin huzurunda ben bazen de bu sefer gitmiyorum şeylere. Gene kaldıracak beni ayağa diye. ben kaçıyordum. Şu şeyleri okuyorum da hocam bakayım. Oku. Benim gözlük takmam lazım. Ali İslam Bostan demiş ki Türkiye'ye gelmiş en iyi kafa golcüsüdür. Hala böyle bir kafa golcüsü yok. Gollerinizin çoğunluğunu mu kafayla atıyordunuz hocam? Nasıl? Ali İslam seni takip mi ediyor? Nereden buldu burayı? Benim belki hocam sizi takip ediyordur diye sizle yayın geldi. Yapıyoruz ben, ya. Benim kayınbrader, teyze olur, kayınbrader olur benim. Arisan. Yani şimdi şöyle, evet, yani bir özellik bu. Timing, yani toplan, havada buluşmak, onu ayarlamak, zamanlamayı ayarlamak ve vuracağın yeri önceden planlayarak atmak. Yani bize bunları kimse öğretmedi. Biz bunları hep kendiliğimizden yaratarak, yani kendi zekamızdan, futbol zekası. Yani nedir futbolculuk? Yani çalışmak çok önemli ama bir de yetenek olacak, kabiliyet olacak. Kabiliyetsiz insanı çalıştır bir şeye vardıramazsın. Yani sende de yetenek olacak, kabiliyet olacak. Çalışacaksın, bunları geliştireceksin. Biz de yani dediğim gibi çok ilkel çalışıyorduk. Yani bir ferdi bir çalışma yoktu. Yani şimdiki çim sahaları, antrenmanlar, özel çalışmalar, özel fitness salonları, onlar bunlar hiçbir şey yoktu biz. Ama ben çıktığım zaman havada neredeyse durur gibiydim yani. Bunu herkes bilir, herkes söyler. Yani geldiği zaman da vuracağımı da vururum, vuramayacağımı da en yakın arkadaşımla indirirdim. Onun formasından veya çorabından bir yerden onu görerek, yani gözünden keserek topu ona doğru. Asistlerim de çok vardır yani. Bizde yani en büyük özellik yani gol atmak değil, attırmak da çok güzel bir duygudur. Yani bunu ben çok yaşadım. Yani arkadaşıma da gol attırmak yaşadım. İkincilikte mesela şampiyon olduğum zaman ben 11 gol attım. Bizim İhsan Sakallıoğlu vardı. O 13 gol attı. Benden fazla attı. Niye? Çok uyanıktı. Ben kafaya çıkıyordum. Ona hep indiriyordum. Ona. O da bunu biliyordu. Takip ediyordu. Hep golleri öyle benden fazla gol atmıştır yani. Öyle de bir bizim şey asistliğimiz de önemlidir yani. Hocam Burhan Mal Ağrı'dan selam söylemiş. O da bizim Ağrılı fanatik Trabzonsporlu arkadaşımız. Evet. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Yani önce yani gol şeylerine ben bakıyorum da o dönemki mesela çok az gol yiyormuşuz. Ama evet. Yani böyle aşırı yani diyeceğimiz gol işte 3-0, 5-0 değil de 1-0, 2-0, 2-1 yani az gol atılmasının sebebi bu sahaların falan kötü olması mıydı hocam? Hayır, hem sahaların kötü olması hem de beraber takımlar hep savunma yapıyordular. Çünkü yendim 2 puan alıyorsun, beraber kaldın 1 puan alıyorsun. Çok önemli. Beraberlik çok önemli. Yani şimdi 3 puan bu Türk dünya futboluna getiren en büyük yenilik bu 3 puan sistemidir. Çünkü yani 3 puan varken 3 puanla mı oynarsın, 1 puanla mı oynarsın? 3 puanla oynarsın tabii. Beraberlik o kadar avantaj olmuyor. Ama bizim 2 puanlık sistemde galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan. Onun için bütün takımlar 10 kişiyle savunmada kalırlardı. Sahaların toprak olması genellikle yani toprak olması bayağı bir sıkıntı. Onun da payı var. Onun da olumsuz şekilde bir payı var. Ondan fazla gol olmuyordu yani. Yani ben şey yapmasam bile izleyemiyoruz dediğiniz gibi o görüntülerin çoğu TRT'de yok herhalde yani belli başlı kaybolmuşlar. Şey var hocam onu görüyorum ben bir tek belki siz de izlemişsinizdir 83-84'teki son şampiyonlukla ilgili böyle bir 15-20 dakikalık bir şey var işte Mehmet Ali Yılmaz'ı gösteriyor orada işte evet. Orada şeyleri falan gösteriyor son maçta işte Dobi Hasan gol atıyor falan öyle evet. Bir video var ama eskilerden hani çoğu şey durmuyor herhalde yani 70'li yıllarda yani bizim maçları veriyordu yani 74'ten itibaren 75'ten itibaren TRT veriyordu ama dediğim gibi onları araştırma yaptık. Bakan abimiz var, Faruk abimiz o çok araştırdı falan. TRT'de arşivlere girildi. Yok kimisi sel bastı gitti. O zaman makaralı sistem vardı. Atatürk zamanından görüntüler var ama
Bizim 75 senesinden görüntüler yok maalesef. Bunları bulamadık. Bulunmadı yani. Şu anda bir arşiv olsa, o şampiyonluk dönemlerin görüntülerini CD'ye çekilse mesela, Trabzonspor için de çok iyi bir gelir kaynağıydı kupalar almak. Bende resimler var. Resim olarak bolca var ama görüntü olarak maalesef hiçbir görüntü öyle çok detaylı. Bir iki soyunma odasında bir şeyler kalmış. Asıl maçlardaki goller, kupa kazanmalar falan, onların görüntüleri maalesef yok. İşte hocam çok önemli bir şey. Niye önemli bir şey hocam? Şimdi çoğu insan sizin tamam isminizi biliyor ama oradaki golleriniz falan görmediği için tam kafada hayal edemiyor şeyleri. Yani tamam Hüseyin Tok gol atmış ama nasıl gol atıyor, nasıl vuruyor, nasıl bir futbolcu, yani hiç onunla ilgili bir fikir yok. Ya siz anlatacaksınız tabii, ya da birileri bize ama anlatması lazım ki. Yani şimdi şu farklılık var. Çok yetenekli oyuncular vardı. Çok klas goller oluyordu ama şuraya baktığımız zaman futbol temposuna, mücadele gücüne şimdi çok daha fazla. Yani o zamanki şartlarda çalışamıyordun. Yani biz günde 1,5 saat idman yapıyordun. Ne yapıyordun? Koşuyordum. Top saha çalışması, bize biçim sahada böyle müsabakaya dönük çalışmalar falan yoktu. Onun için şimdi sabah geliyor oyuncu tesislere, kahvaltısını yapıyor, çıkıyor 11'de idmanı yapıyor, yatıp uyuyor, işte tekrar saat 4'te çıkıyor, yemeğini yiyip evine gidiyor veya kampta kalıyor. Şimdi memur gibi sabahtan gidiyorsun tesislere, bizim oturmaya bile yerimiz yoktu, nerede vakit geçireceğimiz bile dinleme idman yapıyorduk. İkinci idman olduğu zaman da dinlenecek yer yok, gene kahvede veyahut da bir lokalde bir yerde oturuyorduk yani. Hiç dinlemeden böyle bir kamp yapacak, ayaklarını uzatacak bir imkanlar yoktu o dönemlerde. Ama şimdi o şartlarda da futbol çok bugüne göre çok ağır oynanıyordu. Tempo düşük oluyordu. Ama şimdi mücadele gücü çok fazlalaştı. Bütün futbolcular her türlü çalışma imkanları var. Evet, ve o zaman 50-60. Dakikada Türk futbolunun temposu düşüyordu, kondisyon düşüyordu, deniyordu Avrupa'ya göre. Ama şimdi bakıyoruz, 90 dakika aynı tempoyla beraber devam edebiliyor takımlar. Şimdi 3 günde bir maçı oynuyorlar. Yine bakıyorsun yine bayağı iyiyiz yani bu konuda. Çünkü bizim de tesislerimiz Avrupa'dakilerden hiç geri kalır tarafı yok. Bütün ikincilik takımlarımız bile şimdi sahada çalışıyorlar. Yani o imkanları belediyeler, hükümet tarafından yapıldı yani. O yönden avantajlı şu anda futbolcular. Hocam Trabzonspor'un o dönem nasıl bir taktiği vardı oyun anlamında, yani 4-4-2 yani 4, şöyle anlatayım, 4-3-3 4-4'lü geri ama bazı takımlar mesela çift stoper oynardı, 3-5-2'de oynar gibi diye, veyahut da libero oynayanlar vardı. Bizim takım oynamıyordu. Necati ile Kadir, yani bizim en önemli mevkimiz savunmaydı. Turgay, Necati, Kadir ve Cemil inanılmaz bir savunma örneği vardı. Kademe anlayışı, birbirini tandem oynuyorduk. Yani o zaman libero oynamıyorduk. Daha tandemi daha oynayalı burada 15 sene falan oldu yani. 10 sene falan oldu. Ondan önce Trabzonspor 1970'lerden itibaren tandem oynuyordu. Ama tabii elimizde öyle futbolcu vardı. Yani Necati ile Kadir birbirini tamamlayan, birisi çabuk, birisi hava toplarında üstün. Turgay inanılmaz, Türkiye'ye gelmiş en iyi sağ bek. Cemil çok iyi kademe yapan, kaptan Cemil çok iyi kademeye giren. Yani ondan hiç fazla gol yemiyorduk. Yani bir kere savunmamız, kalecimiz Şenol, hepsi iyiydi. Nasılsa biz de goller atıyorduk. Yani yerde bizim de gerçekten iyi bir takımımız vardı. Yani Ali Kemal sağdan, Necmi ile ben santroforda, Ahmet Ceyhan tek yabancı bizde oydu zaten. O da çok iyi bir sola çıktı. Yani gerçekten sakatlık da olmuyordu. Yani o 11 kişi sezon sonuna kadar bir formadan nasıl oynuyorsak 11 kişi aynı takım hemen hemen bir sezonu bitiriyorduk. Evet. Nasıl olmuyordu hocam? O yani o kadar kötü sahada nasıl olmuyordu? Aksine yani. Yani bu önemli. Toprak sahada öyle yatma, böyle dalmak, çift dalmak falan böyle bir şey yok. Ha. Nasıl dalarsın? Senin yarın etin kalır yiyor sahada. Toprak zeminde kalırdı. Öyle yatma kalkma falan öyle işleri yoktu kötü zeminlerde. Onun için bir de çim sahalarda, şu andaki çim sahalarda çok kuvvetli olmak lazım. Yani kuvvetli olmasan ayağın çime takılır,
veya ön çapraz bağlar kopuyor milletin bileklerinde tendini kopuyor. Ön çaprazı yan bağlar kopuyor falan. Bunlar hep çimsahanın şeyindendir. İyiliği var ama kuvvetli olursan çimsaha iyi. Çünkü kramponlar çime batıyor. Bunu çıkarıp gitmen bir güç sarf ediyorsun. Onun için hep güçlü olman lazım. Az zayıf anda yakalandığı zaman Allah korusun bu sakatlıklar olabiliyor yani. Şimdi kayarak gelmeler var. Çift almalar var. Birebir dirsekler onlar bunlar. Yani birbirini kovalıyor yani. Burada şimdiki şeyler daha fazla. İkili mücadeleler daha fazla. Çünkü hocam, alan zaman... yok. Alan yok. Hep yani o kadar şimdiki taktiksel çalışmalarda rakibe alan bırakmamak. Çok yakın olmak. Oynatılmak amaçlı. Bütün takımlar böyle oynuyorlar. Yani rakibe alan bırakmıyor. Ya kendisi aslında kabul ediyor. Orada rakibi alan bırakmıyor. Ya önde basıyorlar. Orada rakibi çıkarmamaya çalışıyorlar. Onun için şimdiki mücadele çok daha fazla. Hocam ben... Onun için, evet. Onun için sakatlık da fazla oluyor yani bu dönemde. Benim de tespitim vardı ama siz dedikten sonra daha çok dikkatimi çekti. Bu hani defans kurgumuzun hiç bozulmamış olmasının çok önemi var herhalde şampiyonluklarda. Çünkü tabii. Dediğiniz anlamda hiç hemen hemen sakatlığın yaşanmaması, o dediğiniz 4 kişi defansta bir de kaleci Şenol hoca yani hiç değişmemesi devamlı o takımın bayağı bir oturmasını sağlamış. Senelerce aralıksız oynamışlar yani. Ben bu 4-5-6 sene oynadı bu takım. Hemen hemen belki bir kişi değişmiştir. Mesela kaleci Şenol 20 sene takımda oynadı. Kimseyi bunun arkasından kimse gelip oynayamadı mesela. Bizim savunmada Turgay 15 sene oynadı. Necati öyle. Kadir oynadığı sürece Kadir Cemil hiç kesik yemediler. Yani sakatlık yok. Peki cezalık durumu olabilirdi. Bazı maçlarda böyle durumlar oldu. Ama sakatlıktan dolayı değil. En fazla takımdan bir kişi değişirdi. Yani onun için o takımı herkes sayardı. Zaten takım olmak budur. Herkes senin takımını sayıyorsa yani şimdi bir sene geçiyor aradan 20 tane futbolcu değişiyor. Onlar gidiyor bir dahaki sene 15 tanesi geliyor. 2 yıl takımda oynayan bakıyorum kaptan oluyor. Yani o kadar sirkülasyon var şimdi. Gelen yani Fenerbahçe düşün bu sezon 25 tane futbolcu aldı. Yani geçen sene bilmem ne kadar aldı. Trabzonspor'da öyle önceki senelerde 2 yılda 50 tane futbolcu aldı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Önemli olan devamlılık. Devamlılık olduğu zaman da başarı da gelir. Başarının ön şartı devamlılık dedi. Devamlılık. Yani evet. Hani o devamlılığı sağlamak lazım. İşte bizim de seyircimiz veya kendi yapımız gereği biraz sabırsızız. O şeyi sağlayamıyoruz. Doğru. Biraz o yüzden tam bir düzen tutturamıyoruz. Dediğiniz gibi o 95-96'da hem futbolcuları göndermesek hem de teknik heyet kalsaydı yönetim kalsaydı. Evet. Yakalayabilirdik ama siliyoruz ondan sonra mesela siliyorsun 10. oluyorsun 8. oluyorsun arada onu toparlayana kadar dediğiniz gibi 10 sene geçiyor yani 10 yıl bak 95'te bir olduk 2005'te bir iddialı olduk 2010'da 10-11'de bir iddialı duruma geldik bir de geçen sene olduk 2020 19-20'de yani hep 10 yılda bir böyle şey oluyor. Dağıldığı zaman ancak 10 yılda bir toparlanma dönemi oluyor. Bir takım yakalama şansın olabiliyor. Ama işte umuyorum hocam bu şu anki işte şey o istikrarı bozmayız. Çünkü yani istikrar ne kadar devam ederse o kadar. Şu anda teknik heyetle de güzel bir diyalog sağlandı. Hani ben evet. Mesela geçen mesela yaz yapılan transferleri biraz eleştirdim ama bu devre arasında yapılan transferler çok isabet sağladı. Yani çok isabetli, yerinde isabetli şey transferler oldu. Ve dediğiniz şekilde mesela sol kanat, işte sol bek, sağ bek, bir de forvet gibi bir takviye de yapılırsa hani biz bir dahaki seneyi force ederiz gibi düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Öyle olması lazım. Şimdi bizde Uğurcan'ın tabii kaleci olarak... çok taleplisi var olacak tabii yani çok iyi kalecilik yapıyor. Onda da benim biraz katkım var Trabzonspor'a gelmesinde. Onun için de ayrıca da mutluyum. Uğurcan'ı Trabzon'a ben futbol okullarına bakıyordum Trabzonspor'un. İstanbul'dan Trabzon'a denenmek için devre arasında karne tatilinde 10-12 kişi arasında bu da Kartalspor'a gidecekti. Orada şey yapmıştı, beğenilmişti.
Ben yaptım. Önce Trabzonspor'a gideceksin. Orada seni bakacaklar. Diğer arkadaşların gibi. Ve o gidişle Trabzon'da kaldı o. 14 yaşındaydı. Trabzon'da kalarak bugünkü durumlara geldi. O açıdan da çok mutluyum. Uğurcan'ın gitme şansı olabilir. Ama diğer oyuncuları muhakkak tutmak lazım. Bu dönemde bu pandemi döneminde izleme komitesinin gidip yurt dışlarında falan izleme şansı olmadı. Bu dönem biraz şanssız dönem. Başkalarının tavsiyesiyle bu oyuncuları alındı. Sezon başında biz de eleştirdik. Yani görmeden alınan futbolcular. Tabii böyle çok paralar da gidiyor tabii. Onun için pandemi döneminden inşallah açılırsa daha izleme şansı olabilir bir izleme komitesinin. O zaman daha isabetli kararlar verilebilir. Tabii %100'e iyi çıkacak diye bir kural yok. Çünkü kavun değil ki yani futbola buraya alışması lazım. İşte şartlar odur budur işte. Orada gidip seyrediyorsun bir iki maç iyi görünür. Burada aynısının başarı gösteremeyebilir. Yani çok zor şey iş bir iş. Bir de ekonomik durumunun iyi futbolcu iyi para. Onu karşılayamıyorsun. Sen diyorsun ki az para iyi futbolcu olsun. O da olmuyor yani mantık olarak da olmuyor. Ama işte bizde geliştirmek lazım. Yani bizde bir iki gençlere de önem vererek altyapıdan gelenlere de önem vererek üzerine kaliteli bir 3-5 oyuncuyla beraber bu işi götürebiliriz. Yani burada en büyük para transfere gidiyor. Transferde fazla bir para harcanmasa yönetimler yani en büyük para oraya gidiyor. Orada biraz akıllı olunursa yani güvenilir kişilere burada vermek lazım. Başkan veya yöneticiler değil de izleme komitemiz var. Onlara güvenerek onların hocalarla beraber yapacakları diyaloglarla beraber bu transfer işini halledilmesi lazım. Hocam son olarak şeyleri sorayım. Sonra müsaadenizi isteyelim. Tabii. Çünkü geç de oldu. Şimdi bu yani benim en fazla önemsediğim şey hocam bu altyapı eğitimiyle bu Evet. futbolcu izleme komiteleri. Hani bu iki yapının Trabzonspor'da yani sağlam işlediğini düşünüyor musunuz hocam? Vallahi Varsa da evet. önerileriniz nedir? Dört dörtlük maalesef değil hiçbiri. Çünkü izleme komitesinde gittiği zaman buraya yöneticiler buraya müdahale ediyorlar. Kendilerine mesela İstanbul'da başkanlar olduğu zaman burada onlara gelen menajerler, gazeteciler, televizyoncular, şurada şu futbolcu var, burada futbolcu var getirip onlar da onların etkisinde kalarak bugüne kadar böyle yanlışlar yapıldı transfer konusunda. Pahalı futbolcular da alındı, eskiden de alındı, yeni de alındı. Ama bu izleme komitesine güveniyorsan bunlara iş teslim edeceksin. Sorumlu da onlar olacak. Yani çekeceksin kenara. Sen nasıl aldın bu futbolcuyu diyebilirsin. Ama şimdi denmiyor veya önceden denmiyor. Niye? 10 tane oyuncu almışsa 9 tanesini başkanın şeyini alıyor. Bir tanesini alıyor şey. 2 tanesini veya alıyor izleme komitesi. Böyle olmaması lazım. Altyapıda ise altyapıdaki maalesef Trabzon bu konuda bizim dönemden beri gelen altyapıda çok daha değerli futbolcular oldu. Bunların hep takımda girdiler. Ama bizim şöyle takıma girdiler. Bizim zaten 8-9 tane kaliteli oyuncumuz var zaten. Buraya gelen altyapıdan oyuncu da hem adapte olabiliyor, kendini geliştirebiliyor. Çünkü oynayan oyuncular zaten kaliteli oldukları için orada bir acemilik çekmiyor. Onun da zaten yeteneği olduğu için sana uyuyor. Böyle çok futbolcular bizim dönemde geldiler. Hepsi oynadılar. Hepsi önemli Trabzonspor'a katkılar yaptılar. O zamanlar çok daha iyiydi. Özkan hocamız altyapıya bakıyordu. Sonradan da Özkan hocam baktı ama altyapıda çoğu zaman futbolcular beklemiyor, sebat etmiyorlar. Yani ben hemen Trabzonspor'da bir sene alınmadı mı kadroya, A takıma çıkmadıkları zaman veya 2 sene içerisinde hemen civardaki ilçelerdeki, vilayetlerdeki takımlara gidiyorlar. Orada aynı eğitim maalesef aynı şartlar olmuyor. Şu anda Trabzonspor'un altyapısı güzel bir eğitim yeri var. Akademisi var. Orada çalışmalar devam ediyor. Yani şu anda da Trabzonspor Türkiye'deki en çok A takıma çıkarılan yer diye düşünüyorum yani altyapıdan gelenler. Ama daha da iyi olabilir mi? Evet daha da iyi olabilir. Hocalarımıza yetkiyi, ekonomik yönden de katkı yapmak lazım. Bir futbolcuya 3 milyon euro verirken hocaya 2 bin lira maaş veremezsin. Ona da daha iyi şartlarda onlara da
imkan sağlamak lazım. İşte bunlar hep gelip dönüyor. Maddi durumlara dönüyor işler. Zamanında çok hovardaca harcanan paraların şimdi sıkıntıları var. Yapılandırma var, işte oraya ödemeler var, bankanın yapılandırması var. Oraya kulüpler para ödüyor, Trabzonspor da ödüyor. İşte bakalım ne olacak yani. Hep zamanında yanlışların bedelini şimdikiler de ödüyor yani. Doğru hocam. Yani zor işler bunlar ama dediğiniz gibi ya biraz da teknik heyetin sorumluluk alması durumunda daha çok dediğiniz gibi izleme komitesi olsun, altyapıdaki çalışanlara daha fazla yetki tanınma şansı oluyor. Yani inşallah Abdullah Avcı hocamız da yani yönetimle konuşabiliyor bazı şeyleri gördüğümüz kadarıyla biz dışarıdan Evet, gördüğümüzü söylüyoruz. Yani şu anda en etkili bugüne kadarki hocalar içinde Abdullah Avcı hem sorumluluk alıyor hem de şeyle beraber izleme komitesiyle beraber biz şu anda İhsan Direloğlu var başlarında. Onlarla beraber çok diyalog içerisinde ve zannederim ki hiçbir idareciye transfer yaptırmayacak Abdullah Avcı. O kadar bu konuda kararlı, bu konuya çok hassas bakıyor. Umarım onun ben de çok umutluyum. 90 mevkilere muhakkak alacaklardır. Abdullah Avcı bu konuda çok kararlı görülüyor. İnşallah hocam. Yani güzel görünüyor. Görüntü güzel görünüyor. İnşallah yani biz de taraftar olarak sabrederiz bazı şeylere. Yani hemen bir anda olacak oldu bittilere getirmeyiz takımı. Sabredip çünkü bir şey var yani bir şey olacağı gözüküyor. Biz buna destek vermemiz lazım. Yani bu desteği verirsek ben iyi şeylerin olacağını düşünüyorum hocam. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi evet bizim zamanımızda şampiyonluklar geldi ama diğer takımlarda şu anda ekonomik güçleri çok oldu. Bizim Trabzon'umuz ne fabrikamız var ne bir şeyimiz var. Yani İstanbul'a göre, Adana'ya, İzmir'e, Bursa'ya göre çok gerideyiz yani şehir olarak. Ama bizim bir futbol kültürümüz var. Futbol geçmişimiz var. O açıdan Trabzonspor'a herkes şehir dışında olan İstanbul'da kuvvetli olanlar bile çok bağlılar. Trabzon'a kötü gittiği zaman bir araya gelebiliyorlar. Bu kültürümüz var. Bu çok önemli. Ama illaki biliyorsunuz biz lige çıktıktan 74'ten beri hep hedefi olan bir takımız. Hep hedef oynamışızdır. Üçüncü şampiyon olmuşuz, üçüncü olmuşuz, dördüncü olmuşuz, beşinci olmuşuzdur ama ortalamaya baktığın zaman genelde hep Avrupa kupalarına gitmişizdir. Bu büyük başarıdır. Niye Ankara'dan böyle bir takım çıkmıyor? Adana'dan görüyorsunuz ligde takımı yok. İzmir öyle, büyük şehirler öyle. Bu kültürümüz veya Karadeniz'in diğer takımları böyle değil. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi, bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Bu konuda biz şanslıyız. Ama taraftarımız da illa şampiyonluk değil. Ben hep yarışmacı olalım. İlk 3 içerisinde olalım. Şampiyon olsak çok güzel. Ama olmadık diye de ortalığı yıkmayalım. Bunun en büyük örneği 96'daki yaşadığımız bu kötü bir örnektir o. O takım maalesef darmadağın oldu. Yoksa kaybettik diye her tarafı yıkıp dökmekin anlamı yoktu. Yoksa biz yine bir dahaki sene şampiyon o takımla şampiyon olabilirdik yani. Hocam bazı arkadaşlar da şey demiş işte bu eski efsanelerin takımla ilgili belli görevlerde bulunmasıyla ilgili ne düşünüyor? Siz de zamanında zaten aldınız bu bazı görevleri bildiğim kadarıyla. Evet. O Trabzonspor okulları olsun izlemeyle alakalı herhalde bir şey vardı. İzlemede bulundum. Dediğim gibi biz izledik ama maalesef alamadık. Yani bu konuda kararlılık lazım. Yani başkan, yönetim, kararlılık, hoca karar vermesi lazım, alması lazım. Maalesef bu kararlılık yoktu. Ama şu andaki Abdullah Avcı'nın benim seyrettiğimiz yani gençken fark ettiğimiz, tespit ettiğimiz futbolcular şu anda dünyanın en iyi futbolcuları. Ha gelir miydi, gelmez mi bilmiyorum ama biz bunları çok erkenden 19-20 yaşlarında bunları tespit etmiştik. Mesela Lewandowski'yi ben çok beğenmiştim. Daha Polonya'da oynuyordu, Poznan takımında oynuyordu. Ama devre arasında alabilirdik, almadık. Ondan sonra hemen zaten Dortmund'a gitti falan. Yani öyle çok çok futbolcular var. Şu anda gördüğüm Inter'de oynayanlar, sağ solda oynayanlar çok çok futbolcu var. Bizde iyi olacak. Hem sağ bek olacak, hem sol bek oynayacak, hem stoper oynayacak, hem de ucuz olacak. Öyle de oyuncu aldım şeyi, Çalışka'yı. Çalışka hem sağ bek oynuyor, hem sol bek oynuyor, hem stoper oynuyordu. ona 300 bin euroya aldık mesela. Ben onu da U20 takımından şampiyonası vardı.
Danimarka'da. Oradan beğenip oradan getirmiştik. Ama o da yani hep faydalı olmuştur. Çok iyi bir desen, iyi bir kalite futbolcu değil. İyi futbolcu da 300 bin liraya euroya gelmezdi zaten. Ama bayağı kullandık onu Trabzonspor'da, sol bekte, sağ bekte, stoperde. İyi niyetli bir çocuktu yani. Golü de var Inter'e. Inter'e attı, evet, golü vardı, evet. Attı, golü de şey yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. İnşallah daha sonraki günlerde de tekrar sizi yayına davet ederim. Katılırız, farklı programlarda da buluşuruz. İnşallah. Yani çok teşekkür ediyorum. Ama çok ben teşekkür aşağıda, ediyorum. Sağ ol, ben aşağıda yazılanları takip edemedim. Onları göremedim, kusura bakmasınlar. Onlara cevap veremedim. Sen bana söylersen verebilirim. Çünkü gözlük takmam gerekiyordu. Gözlük de takmadım. Bazı ben oradan geçiyor şeyler. Şöyle hocam. Göremedim. Onlara cevap vermediğim için kusura bakmasınlar yani. Dur hocam, o zaman birkaç tane şey yapalım. Evet. Okuyalım. Tabii. Onlara da cevap vermiş olalım. Onlardan şey yapayım şöyle. Zeki Saraç demiş hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkürler yorumunuz Eyvallah. İçin demiş. O da her şeyi bilir zaten. Zeki her şeyi bilir zaten. Ozan Oğuz demiş. Yerleşmeye evet. Devam edilmeli, ısrar edilmeli Hüseyin amca demiş. Evet. Tam Türk 61, Yusuf Tam Türk. Bu arkadaşlar kendi şeylerinde de işte sadece çokça kola değildi, Meysu kapaklarında da vardı. Futbolcular kapaklarda şeyleri varmış herhalde arkadaşlar, onları söylüyorlar. Hatırlayanlar da. Yıl 1975-76 yıllarıydı. Evet, Burhan Mahal sormuş, hocam zamanında yabancı futbolcu var mıydı? Ben yoktu diye biliyorum ama. Hayır, yoktu. Yabancı Türkiye'den hep Trabzonluyduk. Tek Ahmet Ceyhan, Ali Yavuz. Ali Yavuz daha önce ikincilikte gelmişti. Ondan sonra Ahmet Ceyhan da geldi. Yani bir tanesi oynadı, bitti. Ali Yavuz askere gitti. Ondan sonra Ahmet geldi. Yani iki kişiyle o şampiyonluk ilk dönemlerinde iki tane yabancı oyuncu var. Yani Türk, yani başka şehir, Trabzon'un dışında olan bir şehirden vardılar yani. Gökhan Yalçın hocam, bir gün şampiyonluk görebilir miyiz sizce demiş. İnşallah, inşallah diyeceğiz. Ama zor. Yani geçen yıl bunu yakalamıştık. Hep son anda kaybediyoruz. İnşallah gelecek seneler bunu görürüz. İyi planlı şekilde gidersek. Az evvel hep bahsettik nasıl olması gerektiğini. Şeye güveniyorum. Abdullah Hoca'ya güveniyorum. Aynen hocam. Tam Türk 61, Ali Yavuz sanırım Kastamonulu'ydu demiş. Evet, Ali Yavuz Kastamonulu, Ahmet Ceyhan da İstanbullu, Balatlıydı. Zeki Saraç daha önce demiş, hocam bunu daha önce yazmış. Onları izleseler bir kere daha Trabzonspor hayranı olurlardı. Bizim nesil şu anki maçlarından hiç zevk almıyoruz ama takımımız desteğe devam demiş. Aynı bak, şimdi bak, şey de burada, önemli hocam. Burada gördüm, Sunay Akın yazmış. Hüseyin Tok tarihin en değerli golünü atan, devrim yapan futbolcudur. Sunay Akın. Yani burada önümde bir tesadüf geldi yani. Rustem Ertuğrul, o da bizim çarşı başından. Hocam tam yukarıdan. Sunay'ı da müzeye bekliyor tekrar. Zeki Saraç, ondan zaten görüşüyoruz zaman zaman. Görüşüyorsunuz herhalde, devamlı. Evet, evet. Sunay hocam nerede yazmış, ben tam Var Hüseyin, kitabı var. Hüseyin Tok tarihin en değerli golünü atan, devrim yapan futbolcudur. Teşekkür ediyoruz Sunay hocama da, bayağı bahsettik ondan da. Ondan bahsettik evet, yüzümüzü kızartıyor öyle, devamımızı çıkartıyor ortaya. Ama hocam yani sizleri de yani biraz da Sunay hocam sayesinde tanıyoruz yani şimdi. Onun şeyiyle işte Şenol Hoca ile yapmış olduğunuz bir program vardı. Orada gördük, şey yaptık işte, orada oyuncak müzesiyle ilgili de Sunay Hoca bilgiler verdi. Orada şey yaptık, gördük. Evet, sizleri. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi bizler gene inceleyip öğrenebiliyoruz işte o dönemki futbolcularımız kimdir, nedir ama incelemeyen de yani şey yapmayan göremiyor hocam. O yüzden yani sosyal medya bayağı bu konuda iyi. Bazen şey yapıyorlar. Bizim yani Allah gecinden versin. Yani sağ mıdır falan diyenler de oluyor falan. Böyle tanınmak da iyidir yani, ara sıra sosyal medyada görünmek iyidir.
Bazıları Allah rahmet eylesin diyor falan diyor. Allah gücünden versin. Evet, böyle diyenler de var. Yani tabii uzun zaman oldu. Önde görünmedik mesela. Göründük aslında da yani Trabzonspor'da devam ettim ama uzun seneler. Ama demek ki takip etmedikleri için Allah rahmet eylesin diyenler de çıkıyor. Evet hocam, yani takip edilmediği için şu anda evet. Rahmetli olan efsanelerimiz Kadir Hoca, Cemil Hoca. Kadir, Cemil, Şener, Tuncay var. Tuncay Mustafa Mesli. Mustafa var. 5-6 kişi maalesef, bizden de küçük olanlar da var. Allah mekanlarını cennet eylesinler. Allah rahmet eylesinler. Yani Bülent abi, Bülent Şahin Kaya ilk kaptanımız. Yani Kadir'le Cemil'in vefatında hepsi çok değerli de gerçekten burnum ucu böyle sızlamıştır yani onların şeyinde. Çok erken aramızdan ayrıldılar yani. Çok birlikteliklerimiz vardı. Hele Kadir'le biz zaten çok iyi bir arkadaştık. Allah rahmet eylesin. Çok erken aramızdan ayrıldılar. Hocam keşke yani ben şimdi bu şeylere hasbelkader başladım da şimdi diyorum bütün evet. O efsanelerin hepsini bir tamamlayabileyim. Şimdi Serdar Bali o mesela o Facebook'ta şeyim inşallah sonra evet. Onu düşünüyorum. Sizden sonra onu düşünüyorum. İnşallah hepsiyle böyle bir şey yapabilirim. Yani bize de bir anı gibi kalır yani. Bu gerçekten tabii, önemli. Tabii. Sosyal medyanın şeyi gerçekten önemli hocam. Yani doğru kullanırsan böyle iletişim için kullanılması iyi ama bazen de kötü kullanılıyor. Kötü kullandığımda iyi olmuyor yani. Tabii hocam yani kullanana bağlı olarak bağlı. İşte evet, o aynen. Değişiyor. Rüstem Ertuğrul, Allah uzun ömürler versin. Herhalde bunu okumuştunuz hocam. Hüseyin amca, ağzına sağlık. Güzel bir sohbet. O bizim babası benim arkadaşımdır. Çarşı başından. Bu da rahmetli oldu. Babası çok erkenden vefat etti o da. Bu da benim top oynadığım dönemler bizim beraber oynadığımız arkadaşımızdı. Benim okuyabildiklerim bu kadar hocam. Tamam. Sunay Akın hocam çok teşekkür ederim kardeşim. Bir gün müzeye bekliyorum demiş ama sana bana demiş. Onu sana demiştir. Çünkü ben gidiyorum çünkü. tamam hocam. Hocam siz İstanbul'da mı? Ben İstanbul. Sen neredesin? Ben Antalya'dayım hocam. Antalya'da ne? Sen güzel yerdesin. Antalya'da yok. Şey yapıyorum. kardeşim İstanbul'da. İnşallah evet. Geldiğimde şey yaparım hocam. Hani orayı tamam, da çok görmek istiyorum. Çocuklara da göstermek çok istiyorum. İnşallah geldiğimizde Sunay hocama şey yaparız. Tabii çok çok güzel bir müze. Bilhassa çocukların görmesi gereken bir yer. Zaten bize de çok yakındır. Gelince inşallah orada görüşürüz yine. İnşallah hocam. Hocam kırmadınız beni, kabul ettiniz şeyimize, canlı yayınımıza katılmayı. Çok teşekkür ederim. Yani sizin dönemin hepsi mütevazi hocam. Hiç böyle nasıl söyleyeyim, hiç böyle şey olan evet, görmedim. Evet. Yani Mehmet Cemil hocam da öyle. Geleyim evet, kardeşim iyi. Dedi, şey yapayım dedi. Siz tabii, öyle tabii yani. Ya, ne olacak yani. Burada o yılları, eski yılları çok insan 40 yaşından aşağı olanlar bir kere bilmiyorlar yani. 40 yaşından yukarı olmak lazım ki o yılları hatırlayabilsinler. Hatta 50 yaşına yakın olması lazım. O yılları hatırlasınlar. Yani maalesef o yılları hatırlayanlar çoğu vefat ettiler zaten. Yaş dolayısıyla. Bunları elimizden geldiğince o yılları hatırlatmak isteriz. O yıllarda bilmelerinde fayda var yani. İnşallah ne şartlarda, hocam. İnşallah. Ne şartlarda oynadığımızı, ne şartlarda o şampiyonluklar kazanıldığını bilmeleri lazım. Bilmeleri de haklarıdır. İnşallah hocam. Bunların da göstermesine biz de bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize hocam. Çok teşekkür evet. Ediyorum hocam yayınımıza katıldığınız için tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere de teşekkür ediyorum. Çoğunu göremedim ama hepsine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, siz de iyi bakın.